Herkese merhaba. Ben uzman psikolog Ceyda Yanar. Aynı da çocuklarla çalışıyorum. Ve bu işi yaparken en çok duyduğum şey siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Küçük bir çocukla nasıl çalışıyorsunuz? Bunu hem annelerden, hem buraya gelen yetişkinlerden, hem de aslında sosyal çevremdeki herkesten duyar hale geldim. E söz konusu böyle bir şey olunca da galiba bunun daha çok konuşulmaya ve daha çok anlatılmaya, bunun daha çok konuşulması, daha çok anlatılması gerektiğine de karar verdim aslında. Daha çok 0-6 yaş dönemi söz konusu olduğunda bir merkezin telefonları çocuklarla ilgili aslında iki durumda çalıyor. Ya çocukların sosyal hayatta yaşadıkları ve artık akışı bozan, davranışlarını bozan ve yaşadığı etrafındaki yetişkinlere dünyayı dar eden noktaya geldiğinde ya da gerçekten travmatik sayılabileceğini düşündüğümüz olaylar meydana geldiğinde bir aile, bir ebeveyn bizi arıyor. Ama o çocukların buraya geldiğinde tam da etrafındaki o yetişkinlerin sorduğu gibi ya sen bunu nasıl çözeceksin, bununla nasıl çalışacaksın dediğinde bizim karşımıza en çok sevdiğim kelime olan oyun çıkıyor. Çünkü çocukların hayatında oyunlar, kurdukları oyunlar onların cümlelerini, kullandıkları oyuncaklar o cümleleri kurmak için seçtikleri kelimeleri temsil ediyor. Biraz onların dünyasına girebilmek için yapmamız gereken şey aslında onların oyunlarını incelemek oluyor. Ve süreçte bizim onlarla tanıştığımızdan tam olarak sonrasında başlıyor. İlişki iyileştirir demeyi seven biriyim ben. Çünkü çocukla da olsa, yetişkinle de olsa yaptığımız işte en çok altında aradığımız şey ve tema Üzerine inşa etmeye çalıştığımız şey ilişki Eğer ilişki varsa iyileşme Düzelme artık adına her ne Demeyi tercih edersek gerçekleşiyor Ve bir çocuğun kendini ortaya koyabildiği En güvenli alanda aslında Oyunlarını kurabildiği yer oluyor Oyun terapisi dediğimiz şey de birazcık bunun üzerinden Şekillenmiş ve bir yetişkin kendisini ifade etmek istediğinde hayatıyla ilgili zorlandığı şeyleri anlatmaya başlıyor. Başıma şu gelmişti, şöyle olmuştu, işte ben buna çok üzülmüştüm. Ki bu görece iyi bir senaryo. Çocukların ise temalarını ve hayatlarında deneyimledikleri şeyleri bizim gerçekten görebildiğimiz ortam onların kurmaya ve oynamaya başladıkları oyun oluyor. ...o kadar güzel kendilerini ifade edebilecek ortamı ve e, alanı yaratıyorlar ki... ...evle olan meseleleri, ilişkileriyle olan meseleleri... ...annesi, babası, okul gündemi hayatlarında her ne yaşıyorlarsa... ...ve nasıl yaşıyorlarsa... ...bunu oyunun içine yansıtıyorlar ve... ...eğer bir çocuk bir oyunu defalarca... ...farklı şekilde, aynı konsepte oynuyorsa... ...bir, bize bir şey göstermeye çalışıyordur... ...iki... Aslında en önemlisi kendisi o yaşadığı olaya anlam kazandırmaya çalışıyordur. Anlam kazandırmaktan kastımız da birazcık şu. Hayat deneyimleri kısa ve az olan canlılardan bahsediyoruz. Ve deneyimledikleri, gördükleri, karşılaştıkları şeyler o kadar az ki eğer yaşadıkları olay onların henüz zihninde tanımlı değilse onu anlam kazandırabilmek için bunu defalarca defalarca ve defalarca yeniden canlandırmaları gerekiyor. Birisine gidip bir şey defalarca anlattığımızda bazen onların sıkıldığını görebiliyoruz ya. işte çocuklar bu konuda birazcık daha şanslılar çünkü aynı oyunu defalarca oynayabilirler. Hele tek başınalarsa ve onlara eşlik eden biri yoksa bunu yapmak için herhangi bir sayı sınırlamaları olmuyor. Ama bir ebeveyinden, çocukla vakit geçiren bir yetişkinden, büyük annesi, büyük babası, bazen bir bakıcı, bazen de öğretmenler olabiliyor. Gözlemlemelerini istediğimiz şey, eğer çocuk bir şeyle ilgili zorlanıyorsa bunu ortaya koyduğu yer oyun olduğu için tabii ki de oyunun içi oluyor. Yani bir çocuğu ne zaman terapiye getiririz sorusunun aslında en kritik cevaplarından biri de biraz burası. Tabii ki davranış değişimleri, yaşadıkları şeyler, büyük olaylar, karşılaştıkları gündemler ya da eğer eğer ifade edebildiyse söylediği şeyler bizim için bir ünlem unsuru ama aslında takıldığı ve bir şeyleri yanlış yorumladığını yakalayabileceğimiz en iyi yerde oyun. Çocuklarla nasıl çalışıyoruz un aslında cevabı tam da bu yüzden hem çok belli hem de hiç belli değil. Oyun terapisi dediğimiz şey erken dönemde merkeze koyduğumuz şeyken buna eşlik eden bir sürü yan unsur da var. Sanat malzemeleri, başka terapatik yaklaşımlar, birazcık daha ilişkisel ve yönlendirilmiş oyunlar. Bir şekilde orada kalabilecek bilmek için yan unsurları kullanıyor olsak bile evet birinci merkezde her zaman çocuk olduğu için oyun söz konusu oluyor. Çünkü tam da tahmin ettiğiniz gibi küçük bir çocuğu karşımıza alıp hadi bakalım anlat şimdi neler oldu demek bazen çok da yeterli değil. Hatta hiç yeterli değil. Peki bu kadar çok oyun diyoruz, oyunun içindeki temalar, seçtiği oyuncaklar, kurduğu oyun bize bir şey anlatıyor diyoruz ama bunu nasıl anlayabiliriz? Bir çocuğun seans içinde ya da ev ortamında kurduğu bir oyunun nasıl bir anlama geldiğini nasıl takip ederiz? Sorusu aslında çok kritik ve önemli bir soru. Çocuğun seçtiği oyuncaktan başlayıp seçme hızına kadar her şey bize onunla ilgili bir şey söylüyor. Tabii ki bu söylediklerimi bütün çocuklara genellemek ve bunu dinledikten sonra ay benim çocuğum Acaba böyle mi yapıyor demek biraz işlevsiz ama yine de dikkat etmek açısından da önemli. Eğer bir çocuk bir saat boyunca hiçbir oyuncağı seçemiyorsa, merak etmiyorsa, onunla ne yapacağını bilemiyorsa, elinde alıp sadece tutuyorsa ya da dokunmayı hiç seçmiyorsa ben onun hayat içinde yaşadığı ve çekingen kaldığı şeyleri merak ederim. Ya da yaşından beklediğim dikkat süresini sürdüremeden oyuncak 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 değiştiriyorsa, bir oyunu kurmakta ve onu ilerletmekte zorlanıyorsa bu da bana çocukla ilgili bir şey söyler. Ama bu noktada şeyler bazen karışıyor. Ebeveynler 2,5-3 yaşındaki bir çocuk için bizimkinin dikkati çok dağınık, hiç oyun kuramıyor dediğinde 3 yaşındaki bir çocuğun zaten oyun kurması için beklediğim süre benim maksimum 20 dakikaysa ve o çocuk 15 dakika kalıyorsa bu benim için bir sorun teşkil etmiyor. Zaten onun gelişiminden beklediğim şey bu. Ama onun dışında oyuncakları koyduğu konum, onlara biçtikleri rol, 6 yaşındaki bir çocuğun sevgili olmakla ilgili defalarca oynadığı bir oyun beni soru işaretine düşürür. Neyden etkileniyor, neden bunu tercih etti ve anlam kazandıramadığı ne var derim. O yüzden biraz oyunlara bakarken yaşını uyumlu olma durumunu, seçtiği oyuncakları ve onlara verdiği rollerin ne olduğunu kontrol etmemiz lazım. Ama buradaki kontrol lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani seçtiği oyunu değiştirmeye çalışmak ya da ona müdahale etmeye çalışmak bir çocukla oyun oynarken ya da bir çocuk tek başına oyun oynarken yapmaktan en çok kaçınmamız gereken şey. Terapinin çalıştığı ve e, biz çocuklarla çalışırken onlara iyi gelen şey de birazcık bu. Bu ortam. Biz hiçbir zaman çocukların kurduğu oyunda ama bu yanlış. Ama bu doğru. Ama sen bunu niye böyle dedin? şimdi bunu niye değiştirdin kısmı ile ilgili müdahale etmemeye özen gösteririz. Çünkü burada şeye hatırlatmayı önemli buluyorum. Gidip birisiyle bir yetişkin olarak kendimizi anlattığımızda ve o bize ya sen şimdi niye böyle dedin diye bir yorumda bulunduğunda biz nasıl kendimizi hızlıca kapı, kapıyorsak ya da savunmaya geçiyorsak benzer bir şey çocuklarda da oluyor. Onların oyununa yaptığımız her müdahale onların kendini ifade etmesi için sahip olduğu alana bir balta daha indirmek anlamına geliyor. Biraz metaforik. Ama aslında onları kısıtladığımız bir yer. Ve genellikle ailelerden şey duyuyorum. Ya ben onunla nasıl ilişki kuracağımı, onunla nasıl kaliteli zaman geçireceğimi bilmiyorum. Sadece oyunlarına dahil olabilirler. Çünkü oyuna dahil olma ve çocuğun verdiği rolde kalabilmek zaten çocukla ilişki kurmanın en önemli yolu. Ve ben daha ne teorik deneyimde ne de mesleki deneyimde oyun oynayabilmeye başlayan yani oyun oynayan bir ebeveynin çocuğuyla anlaşamadığı ya da krizini çözemediği bir deneyime şahit olmadım ama burada da belki şeyi söylemek değerli. Nasıl oyun? Yani oynadığı oyun ebeveynin ya da yetişkinin yönettiği bir oyun mu yoksa çocuğun gerçekten oynadığı iş, oyunun içine dahil olmak mı? İşte eğer burada cevabımız ya evet ben gerçekten çocuğuma eşlik edebiliyorumsa bizim seans odasında görme becerisi kazandığımız onlara eşlik ettiğimizde yakaladığımız ayrıntıları bir zaman sonra çocukla oyun oynayan herkes de yakalamaya başlayabilir ve yakaladıkları şeyler içine sinmiyorsa ya burada ters giden bir şeyler var. Şimdi bu çocuk ne yapıyor? Soru sayısı hem sıklaştıysa hem de arttıysa işte o zaman ben buna bir cevap arıyorum. Galiba bunu bir uzmana danışmalıyım. Galiba bu çok iyi değil. Hani ya içime sinme sinmiyor. Noktasıdır bir uzmanın aranması gereken yer. O zaman da çocuğun ihtiyacını yakalamak için zaten uzman o gözle çocuğa bakmaya başlamış olacak. Müzik